Herkese merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Ayberk'le birlikteyiz. Ayberk benim kardeşim ve daha önce hiç storylerinde falan Ayberk'i görmemiştiniz. Geçtiğimiz hafta İstanbul'a geldi benim yanıma. Geldiğinde ilk defa Ayberk'i storylerde gördünüz. Şimdi de birlikte video çekiyoruz. Bugün Ayberk bana makyaj yapacak. Ayberk nasıl hissediyorsun? İlk defa makyaj yapacağım. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Bakalım, yani deneyeceğim bir şeyler. Kendine güveniyor musun? Güveniyorum. Okey, o zaman bence güzel bir şey yapabilirsin. Ya zaten en kötü böyle bilemediğin yerde ben de yardımcı olurum sana. İnşallah güzel bir şey yaparsın. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan biz makyaja geçeceğiz. Lütfen hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve abone ol butonun yanından da bildirimleri açmayı unutmayın. Ayberk. Neyle başlayayım? Neyle başla? Ya çok güzel. Şimdi bir şey soracağım. Daha önce hiç benim videolarımı izledin mi? Tabii ki de izledim abi. Yalan söyleme. İzledim, çok güzel izledim. Videomu izledim. Peki makyaj videomu izledin mi? İzlemedim. Anneannemle olan videoları falan izledim. Okey. O zaman ilk başta şöyle yapalım. Yüzüme sıkacaksın. Nereye sıkayım? Ay bak, yüzüme sıkacaksın. Hayır, her yerine mi? Her yerine sıkacaksın. O kadar yakın lan. Dur abi bak. Uzaktan mı sıkayım? Birazcık daha uzaktan. Normal. Sıkayım. Evet. İyi. Biraz bastırabilirsin. O çok az. Ayberk tüm yüzüme sıktım. Böyle Ayberk genel biraz bak. Evet. Bir dakika verir misin? Allah aşkına kapat yüzünü. Bak. Bitti. Hı, tamam. Sen sadece tek bir bölge bir küçük küçük sıkıyorsun. Hı. Olmayacak. Okey, tamam Ayberk yeter. Ürün bitti şu anda. Şimdi ben biraz önce sakallarım falan tıraş ettiğim için cildim tahriş oldu. Nemlendiricimizi sürelim. Nemlendirecek misin? Onu göstereceğim ben sana. Biz biraz yanlış başladık. Bu makyaj bazıydı. Önce nemlendirici sürülür, sonra bu sürülürdü. Ama işte sen yapacağından da kafam gitti. Nemlendirici olarak Shiseido'nun bu nemlendiricisini kullanabiliriz. Ben son zamanlarda bunu kullanıyorum ve gerçekten çok seviyorum. Şimdi onu tüm yüzüme süreceksin. Bence iki elimle sürsek. Ayberk zaten normal ve iki elini sürer. Bak normalde ne yaparsın? İki eline sıkıyorsun. Mesela aynen bunu yaptığın gibi yapıp sürersin. Ama sen beni berber gibi böyle sanki şey sürüyor gibi, köpük sürüyor gibi sürdün yani. Ay bak, hiç estetik değilsin biliyorsun değil mi? Evet, fark ettim. Evet fark ettim. Sanki şey çöp adam. Sen beni karşında tamam. Sür tamam, sür daha fazla. Bu ne? Ben de öyle süreyim abi, her yerine sürdüm. Okey, şuraları falan sürdün mü Ayberk? Her yerine sürmüştün mesela. Böyle getirmiş. Ayberk sen asla makyaj artisti olmamış, bunu öğrendik. Gerçek bir kütüksün. Ayberk bu arada futbolcu ama şu anda sakatlandı. Ameliyat olacağım. İnşallah İzmir'e gidince. İnşallah olacaksın zaten, her türlü olacaksın. Çapraz bağlarını yırttın yani. Şimdi okey. Ayberk böyle bir çok zor bir şekilde gerçekten dünyanın en zor şeyini yaparmış gibi nemlendiricimi sürdü. Şimdi fondötene geçiyoruz. Buradan hangisi fondöten biliyor musun? Bu. Onu ben biraz önce gösterdim. Diğerlerinden hangisi fondöten? Hangisi abi, buna benzer? Şu bu olmaz. Bu ikisinden biri olabilir. O fondöten evet. İkisinden fondöten? Evet. Başka daha var mı fondöten? Bir de stick bir tane var. Neyse onu bilmesen de olur. Şimdi Make Up Forever'ın fondöteni kullanacağız. Ben bunu daha önce hiç kullanmadım. İlk defa kullanacağım. Rengi nasıl asla bilmiyorum. Sen daha önce hiç fondöten kullandın mı? Az çok biliyorum. Yüzüne sıkıp bununla yedirmeyecek miyim? Evet, aferin, bravo. Peki bir şey söyleyeyim. Fırçayla mı yedirmek istersin, süngerle mi? Hangisi de daha rahat olur, fırça mı? Neyse, fırça sana hiç yakışmaz. Süngerle yapalım. Bence şunun üstüne sık, öyle daha kolay olur. Ay maşallah Ayberk, o ne? Onunla bir aile doyar. Sür, ha. Bir tane saçım. Okey. Bu görmelerini istiyorum, nasıl sürdüğünü. Benden çok güzel bir makyaj artisti olur bence. Kestim kestim, sanki asfalt sürer gibi alnıma dümdüz sürüyorsun böyle. Dümdüz, aynen böyle. Çizgi 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 çizgi. Fondötenimiz bitti, şimdi neye geçelim? Fondötenimiz bitti mi? Tüm yüzüme sürdün mü, emin misin? Çenen hariç her yere sürdüm abi. Çeneme de sürülür normal şartlarda mesela. Çok komik, çok stresli. Özür dilerim Ayberk ama hayatımın en kötü makyajı olacak sanırım. Önemli değil. Her yerime sürdün mü? Evet sürdüm. Bitti. Bitti. Buna eminsin. Eminim. Sonra geri dönemeyiz. Biliyorum, eminim. Okey. Şimdi gözaltı kapatısına geçiyoruz. Hep ben gösterdim. Bu sefer de sen bul. Şunları bir çekelim şuradan. Burada gözaltı kapatısı sence hangisi? Bu mu?
O bronzer. Sen göster, ben bulmuş gibi yapayım. Çok zekisin, bravo. Allah'ım benim kardeşim olduğu nasıl da belli. Evet, o hakikaten oydu bir tanesi. Peki diğerlerinden bir iki tane daha bul yani. Öyle bir tane buldun ne? O da, evet. O da concealer. Bir tane daha var sanırım. O değil, o mascara eyebrow. Bir de o. Evet, aferin. Dört tane concealer var, dördünü de buldum. Peki bu dördünden hangisini kullanacaksın? Şöyle göster. Renklerine bakmak istiyorum. Şöyle göster. NARS var. Lancome var. Maybelline var. Bir de LA Girl var. Ben Maybelline'i kullanmak istiyorum. En uygun fiyatlısını seçti eyebrow. Okey. Gözünün altına sürüyorum değil mi? Evet. Şuraya. Evet. Gözüme sokmadan sürersen çok sevinirim. Sürdün mü? Ben böyle işlerde hep beceriksiz. Görsel sanatları dövümü sana yaptırıyordum abi, ben düşün. Okey. Bitti mi? Bitti. Şimdi bronzer'a geçeceğiz ama öncesinde stick bronzer sürelim. O bu mu? Değil. Benim stick bronzer'ımı hala bulduk. Bununla yüzümde küçültmek istediğim bir yer var mı benim? Yanaklarını biraz küçülteceğim. Okey. Yanaklarımı sür. Biliyorsun sana nasıl süreceğini. Hiç bakmayacağım. Diğer tarafa da sür. Bu arada şu an önümüzde asla bir ayna yok. Ayberk'in ben ne yaptığını göremiyorum. Burnuma da biraz sürmek ister misin? Burnuma da küçülmek ister misin? Gerçekten küçülüyor mu? Gerçekten küçülüyordu yani, sürüş biçimiyle alakalı biraz. Alnıma sürecek misin? Sürmeyeyim, gerek yok. Okey. Abi küçültmek için uğraşıyorsun diye umuyorum. Evet. Beni Arap bacaya çevirme de. Bunun rengi çok mu kara geldi? Zaten amaç hani bronzer, böyle gölge veriyoruz, onu inceltiyoruz. Sen yanlış uygulamış olabilir misin? Olmuş. Ay bak, Nusret gibi sürüyor şu anda. Hayatımda hiç böyle makyaj artistiyle tanışmamıştım. Wow. Bu arada biz Ayberk'le çok zıt iki karakteriz. Çocukluğumuzdan beri asla anlaşamayız genel olarak. Hep kavga ederiz. Gerçekten hep kavga ederiz yani bayağı. Bundan 3-4 yıl öncesine kadar artık böyle tekme tokat, yumruk mumruk öyle çok şiddetli kavgalar ederdik. Çok özür dilerim ama gerçekten öyle ederdik. Siz etmeyin. Şiddete hayır. Kardeş kavgasına hayır. Biz İstanbul'a gelince abim daha samimi olduk. İzmir'deyken samimi değildik. Her gün kavga ederdik. Abim beni döverdi. Arda Bektaş'ın gerçek yüzü. Ay Ayberk futbolcu yani. Ben ne anlarım futbolunu, hiç kafamız uyuşmuyor. Ayberk'in arkadaşları çok bana hitap etmiyor. Benim arkadaşlarım çok ona hitap etmiyor. O yüzden çok anlaşamıyorduk. Ayberk'cim, bence sen makyajı bir sabitle. Bronzer'ı aldın elinden ama önce makyajı sabitle. Bunu kullanabilirsin sabitlemek için. Sana da şöyle bir fırça veriyorum. İyilik yapıyorum. Tüm yüzümü sabitleyebilirsin. Tüm yüzüne süreceksin değil mi? Evet. Ha keşke şu an fırçadan ürünü alışa... Kamera gösterek alır mısın ürünü Allah aşkına? Okey. Ayberk ile çocukken de hiç anlaşamazdık ama yani. Hani bu bayağı küçük, 6-7 yaşındayken de. Ben Ayberk'in üstünü işemiştim. Evet, bilgisayardan kalk önünde üstümü işemiştim. O zaman şey vardı. Teyzemin bir tane bilgisayarı vardı. Ben 8 yaşındayım, Ayberk 6 yaşında ve... Bir saat arayla onu oynuyoruz. O zaman suya giydir falan vardı. Çok güzel ve dondurma yapıyordum falan. Ben onları oynuyordum sürekli. Ama Ayberk bilgisayara geçmek istiyordu. Ayberk geçiyor. Geçtiğinde de kalkmak bilmiyordu. Gayet ben de hiç utanma, ağırlanma olmadan Ayberk bilgisayardan kalksın diye Ayberk'in üstünü işemiştim. Çenenin sürmüyor bunu. Niye? Süreyim mi? Çenem yüzümde değil mi? Ne bileyim, orada bembeyaz duruyordu. Ben azaldım bence. Biraz daha çok anlamaz. Karışmıyorum. Şu anda senin sanatın bu. Makyajım acaba şu an benim o zaman. Şu an senin değil tabii ki de. Makyajı ben yapıyorum şu an, benim o zaman. Zaten makyaj artistansın. Ürünler benim. Ürünler senin. Ben her şeyi kullanabilirim bol bol. Evet. Hayır demedim ki zaten. Biz zamanında Metin 2 oynuyorduk. Çok fazla. Ne adamlar dolandırdık Allah korusun. Ya şöyle.
dolandırdık diye burada benim şey yanlış anlayacak insanlar, açıklarım dolandırma dediği kısmı. Ben hep kadın karakteri çağırdım. Herkesi kadınım diye kandırırdım. Bayağı şaman falan olurdum yani. Metin 2'de şaman vardı. Ben her zaman şaman olurdum. Herkese beni kastırırdım. Kastırmak da level atlatmak işte. Seviye atlatmak. Herkese ben kadınım diye kandırıp level atlatırdım. Herkesten bir sürü eşya isterdim. Beni hiç kırmazlardı. Her şeyi verirlerdi. Ondan sonra mesela o zaman saçlar falan var. Ben çok severdim saçları. Kendime 5-10 tane saç aldırır, elbise aldırırdım falan. Artı bastırırdım. Bayağı benim bir sürü şaman hesabım falan vardı. Ben hep savaşçı oynuyordum. O şaman hep beni kısıtıyordu. Bu da böyle bir anımız. Ama biz Ayberk'le çok fazla online oyun oynadık. Yani Ayberk... Wolf Team ile oynadık yani. Gerçekten benim ne işim var Wolf Team ile, ama gittim Wolf Team oynadım, Knight oynadım. Sonra başka ne oynadık? Sigurd oynadık. Sigurd oynadık. Sonra Metin 2, Bom Bom. Evet. Ondan Sanelika. Sonra Sanelika. Ben bu arada oynadığımız tüm oyunlarda herkesi kadınım diye kandırıyorum yani. Ve inanıyorlar hani. Bir tane fake Instagram açıyorum, atıyorum. O zaman Instagram yoktu. Facebook. Bir tane fake Facebook açıyorum. Ve gayet birisinin fotoğraflarını koyuyorum. Kadınım diyorum. Numara vermiyorum, bir şey vermiyorum. Facebook'tan konuşuyoruz. Canım, cicim işte ne yapıyorsun, iyi misin, şöyle misin, böyle misin? Hepsini kandırır. Sanelika'da da çok zengindim. Sanelika'da her rezidansta evim vardı. Böyle bir sürü eşyalar, bir sürü kıyafetler. Benim böyle 4-5 sayfası, 12-16 sayfası falan eşyam vardı sürekli. Ve Sanelika'da da 50 tane hesabım vardı. Bom Bom'da yine çok yüksek levellerim vardı. Işın kılıcı vardı. Çok değerli bir şey Sanelika'da. Hep ondan alırdım milletten. Verirlerdi. Biz Transformice'de de oynadık fareli oyun. Transformice vardı, evet, fareli oyun. Onda da oynadım, her oyunlarda, online oyunlarda gerçekten çok başarılı oldum şimdi. Mütevazı olamayacağım. Evet. Abim bir şey yapıyordu tuşlarla tırmanmak için. Zor yerlere tırmanıyordu. Ben hiçbir zaman tırmanamadım. Hep abimi çağırıyordum, abi gel tırmanır diye. Transformice'de bir faresiniz ve amacınız peynire ulaşıp yuvaya girmek. Çok böyle farklı farklı parkurlar var ve bir sürü yarışçı var. Birinci, ikinci olmaya falan çalışıyorsunuz. Ben genelde bayağı birinci olabiliyorum ya. Orada da çok iyi hesaplarım vardı. Şimdi biraz önce eline aldığın şeyi alabilirsin. Evet. L'Oreal'in Back to Bronze'da Ayber kaldı. Bu bronzer, bunu biraz önce bir bronzer uyguladın ya. Bunu evet, uygulayabilirsin. Yine bak iyilik yaptım, fırçanı ben verdim. Yine yüzünün her yerine değil mi abi? Yüzümün her yerine değil. Şey, gölge yapmak istediğin, yani yüzümü inceltmek istediğin yerlere uyguluyorsun onu. Şurada kamera göstererek alır mısın lütfen? Birazcık şöyle, hayır döndür, kimse şu an görmüyor. Nasıl estetik olunmaz, nasıl makyaj yapılmaz? Ama bak, sana güvenmek istiyorum, güvenemiyorum. Merak etme, çok güzel bir şey yapacağım. Evet, düzgün bir şeyler yap, saçmalama böyle aptal aptal şeyler yapma. Renkli bir şeyler yapma abi. Renkli var abi, aldık süreceğiz. Tamam, en sevdiğim. Tamam. Yeter mi? Yeter. Şimdi aldık olarak, nerede aldık? Bu var, aldık. Sürekli bununla oynuyordum. Başka şu var. Hangilerini getirmişim diye bakıyorum ben. Bu ikisini getirmişim sadece. Bobbi Brown ve Floor Mart. O aldık, Tilo Bronzer. Bu ikisinden hangisi? Bobbi Brown tabii ki. Okey, Bobbi Brown. Aslan fırça. Bunu yüzün yine yanaklarına... Yanaklarına, el mancıklarıma uygulayacaksın, evet. Abi biraz enerjik ol, çok uykulu, uykun var gibi davranıyorsun. Hayır abi, işime konsantre. İşine konsantre olma. Highlighter'a geçeceğiz. Highlighter olarak sana Bobbi Brown'ın highlighter'ını veriyorum. Ay, bugün çok fazla Bobbi Brown kullandık. Niye böyle oldu hiç bilmiyorum. Küçükken yakan top oynadık mahallede. Abim o zamanlar çok iyiydi. Her yere zıplıyordu, pas tutuyordu, ediyordu. Hep bizi yeniyorlardı. Ben de sıkılıyordum. Kahretsin. Ben de sıkılıyordum. Olmak. Kaçmak için, oyundan kaçmak için kolum yoruldu, kolum ağrıyor diyordum. Sonra bu sefer abimle kavga ediyorduk. Abim beni mahallenin ortasında peşiyordu falan. Herkese rezil olmuştuk. Ay bak, çok biliyorum. Bayağı Arda Bektaş'ın çocukluğu. Kardeşini döverek geçmiş. Tüm şeyin şiddetini kardeşinden çıkarmış. Sen de zıplık yapmasaydın, ben ortadayım diye, sen de zıplasaydın, sen de ortada olsaydın yani. Ne yapayım? O zamanlar kiloluydum biraz, zıplayamıyorum. Şimdi göz makyajına geçeceğiz. Gözlerimin üstünü kapatman gerekiyor. Hangisini kullanacaksın, ne yapacaksın? NARS'ı kullanacağım. Okey, NARS'ı kullan. Bunu gözlerimin üstüne süreceksin. Çok azıcık sürdüğümü zaten fırçayla dağıtabilirsin. Ay bak, kamera karşısına gelince ve çocukluk anılarını anlatmak istedi. Abisine nasıl şikayetçi olduğunu.
tutamadı çocuk kendini. Yaşanmışlıkları ortaya çıktı bir anda. Tamamdır. Şimdi neye geçelim? Şimdi Ghost Farm'a geçiyoruz. Ghost Farm olarak Maybelline Total Temptation paletini kullanacağız. Bunu ben de ilk defa kullanıyorum. Önce şu üstündeki bantı açmam gerekiyor. Bayağı bantını bile daha açmamıştım. O derece düşün. İlk defa kullanacağız. Şunu da çıkartayım üstünden. Ay çok. Bir böyle çık. Ne küçük bir şey. Ne yapıştırmışlar ama ya. Arkaya yapıştırıyorlar bunu. Çalınmasın diye. Ne yapsın adamlar. Mantı da tekrar. Şuradakini de açalım. Şimdi Ayberk'cim nasıl bir göz farı düşünüyorsun? Renklere bakmak istiyorum. Ben de 3 renk seç kendine. Bir gözümün iç kısmını, bir gözümün üstüne, bir de katlama bölgesine. Hala açılmıyor. Oha bir tane daha, iki tane daha bant var. Ay. Ben buradan görüyorum. Sen nasıl göremedin abi? Evet yok sandım böyle bir şey. Sanki kasa açıyoruz. Palet açıyoruz yani. Ne gerek var 3 banda? Çok değerli bence o yüzden. Çok değerli okey. Altının değerinde diyormuş. Açılmayacak. Okey şükür açıldı yani Allah'ın izniyle. Şimdi bence 3 renk seç. Bir katlanma bölgesine, bir göz pınarlarına. Sarı. Sarıyı ne yapacaksın? Gözlerini katlanma yerine süreceğim. Okey. Bunu. Evet. Gözün üstüne mi süreceksin? Bir de bunu süreyim de renkli yapayım seni biraz. Okey. Hangi fırça kullanayım? Sana. Al şöyle bir fırça veriyorum. Tam olarak nerelerine süreceğim? Benim yani şu kısımlara mı? Şuraya süreceksin. Gözümün üstüne ve gözümün şu içine. Bunu yukarıya sürmek istiyorum. Okey. Orası kaş altı oluyor. Katlanma bölgesi olmuyor. Tamamdır. Orayı silmem lazım ama. Şimdi... Orayı silemiyorsun. Biraz dağıtman lazım. Kullanacak mıyım? Yani bunu dedi, tek fırçayla mı? Hayır, başka fırçayla da kullanabilirsin. Ama önce diğer gözüme de yap aynı şekilde. Bir buna bir buna yap. Onda fark aldı mı? Az bir şey var. Çünkü buraya sürdün. Ayberk'in far alışı korkunç. Tamamdır. Okey. Şimdi o fırçayı alabilirsin. Okey, siyah aldın. Bunu nereye süreceksin? Gözün iç kısmına. Göz pınarlarına. Muhteşem bir seçim oldu. Çok kötü sürdüm. Onu silmem lazım. Yani makyajın hepsi çok iyi. Tek kötü olan şu anda evet, göz. Evet. Okey. Çok kötü oldu. Kendimi göremiyorum şu anda ve beni çok üzüyor. Başka bir fırça alıp diğerini sürebilirsin. Okey onu al. Bunu nereye süreceğim tam olarak? Göz kapağının üstüne. Göz kapağının üstüne sarıyı sürdüm. Tamam, göz kapağı şuraları sürdün mü Ayberk? Hayır. Katlanma bölgesine sürdün. O zaman... Şu far demiştin. Bunu demiştim. Evet. Benim moralim bozuluyor çünkü şu taraftan çok kötü sürdüm. Resmen gözüm morarmış gibi. Olsun, sağlık olsun. Orayı silmemiz lazım. Ben milletin karşısına bu makyajı çıkamam. Hayır. Her şey çok iyi bir gazdan utanıyorsun. Ya hayır, bunu yaptın bir kere. Yapacak bir şey yok. Tercihlerinin bedelini ödeyeceksin. Şimdi göz altlarına. İlk defa kullanıyordum ama silmem lazım. Emek tamam. Veriyorum burada. Olmaz. Üzgünüm. Bak şimdi kaşlarıma geçiyoruz. Ben de kaşları böyle aşağı doğru tara önce. Sana yardım. Sonra bu tarafıyla çizebilirsin. Kaşlarım iyi olma ama ne olur olur mu? Kaşlarım cidden benim için çok önemli. Al. Aşağı doğru taradım. Ay belki yönlendirmem gerekiyor biraz çünkü diğer taraf çok ilgi alanı değil. Ay ben şu an aşırı gergin. Hiç konuşmuyor. Ben zorla konuşturuyorum. Şeyden dolayı gözün altı çok kötü oldu. Ay bak gözümü yapana kadar hiçbir şey yoktu yani çok bir konuşuyordum. Bir sürü anımı anlattım abi. Sanelika'yı anlattım. Ay belki bu resim yeteneği de çok kötüydü. Şu an fark ettim. Resim dersinden iki alan tek insan olabilirsin herhalde. Ne yaptın ay belki? Yukarı yanlış çizdim. Benim de matematiğim hep ikiydi. Benim matematiğim çok iyiydi.
Oldu mu? Oldu. Kepo gibi durdu biraz böyle. Ay çok sağ ol yani. Rengi niye bu kadar kötü bunun? Kahverengi mi, siyah mı? Kötü değil işte, sen nasıl süreceğini bilmedin lan. Ben çok seviyorum bunu. Şimdi maskaraya geçebiliriz. Maskara olarak Maybelline'in Big Shot maskarasını kullanabiliriz. Bu yeni çıkardı, sipsiyah olan ve ben ilk defa kullanacağım bunu. Kirpiklerine sürüyorum lan. Evet, gözüme sokmadan sürersen harika olur. Ve kirpiğimin ucuna sürüyorsun, kirpiğime değil. Ama kerpeten tutar gibi tutuyorsun. Hayatımda hiç görmediğim tutuş ya. Okey. Şimdi neydi sıra? Neydi sıra? Ruj. Dur abi var gözün. Hayır. Siyahlık var gözün altında. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Abi çok kötü olduk. Bir şey olmaz, makyaj yapmıyor. Bilmiyorsun zaten. Tamam şurayı alayım bari. Kötü duruyor sarının içinde. Allah. Daha kötü olsun. Sana ruj götürdüm. Almakim retro matlarından. Çok güzel söyledim. Gitti mi? Şuradan da biraz alacağım. Allah daha kötü oluyor. Ne yapıyorum buraya? Ne bileyim abi, bak makyaj artısı olan sensin. Çok kötü oldu. Oraya bir şey yapmam lazım. Seni insanların karşısına böyle çıkartamam. Yani diğer türlü full çıkıyorum, rujum da sorun var diye çıkmıyorum. Ya makyajım çok başarılı bence. Sadece buran... Yani gözün iç kısmıyla rujun dudağının şurası çok kötü oldu. Ya elinle sil düzgünce. Silinmiyor abi, daha kötü oluyor. Bak. Ne yapayım, yalayayım. Salak. Ay gitsene, silemedin mi? Artık yapacak bir şey yok. Nasıl oldu? Ben aynada bakmak istiyorumken. Bitti bak değil mi? Bitti. Dur bakma. Bekle bana ver. Bir şey söyleyeyim mi? Bence kötü değil gözünün arası olması. Yani yüzüm falan asla kötü değil kesinlikle. Kendimi halama benzettim. O da bu kadar kötü makyaj yapıyordu. Yanaklarım. Şurada leke gibi duran yani. Tabii tabii şey lekesi gibi durmuş burada. Söylemeyeceğim ne oldu? Ben bunu kabul edemiyorum. Kabul etme bence de Ayberk yani. Ama neyse affedilebilir. Göz kapaklarıma. Zaten bir şey sürmedin, renk sürmedin oraya. Şuraya, şu kısım kötü durmuş. Yalnız bir şey söyleyeyim, maskarayı çok güzel sürmüş ama zaten sadece uçlara sürdün. Hiç iç tarafı doğru sürmedin. Benim tek beğendiğim maskara oldu. Başka beğenmedim. Asla beğenmedim. Hele... Rujunu çok güzel sürdüm ben. Rujunu sürmeye geç. Şurada ruj yok. İç kısımda ruj yok. Ay bak şurası zaten yamuk üstü yok. Ruj yeme diye içine sürmedim abi. Tabii abi, kaşlarıma hele bak. Kaşlarımda böyle asfalt bir şey var, yakından keşke görsün. Burada bir tırtıklı bir şey var, orada bir savaş olmuş yani, üstte böyle çık çık bir tırtık olmuş, bir şey olmuş. Sivilcelerinden dolayı. Ay belki defol, yalan söyleme şu anda. Çizememişsin galiba, başarısızlığını kabul et. Çok kötü bir makyaj oldu yani. Ben başarısız olduğumu kabul etmiyorum. Etme Ayberk. Her türlü makyaj dersi vermeye hazırım. Bravo. Alkışlıyoruz. Ve seni üç elirli uğurluyoruz. Şimdi videoyu bitiriyoruz. Ayberk'in bana yapmış olduğu bu korkunç makyaj için Ayberk'e teşekkür etmiyorum. Ama zamanla kendini geliştirebileceğine inanıyorum. İnşallah. Hem tutuş açısından hem uygulayış açısından. Videoyu bitiriyorum. Söylemek istediğin son bir şey var mı? İlk defa makyaj yaptım. Çok kötü yaptım, bunun farkındayım. Ama zamanla daha iyi olacağımı düşünebiliyorum. Abimle ilk videomuz olacak. Eğer aklınıza şunu çekin, şöyle video çekin diye yorumlara yazarsanız çekebiliriz. Bundan şeyin haberi var mı mesela yeni video çekeceğimizden abinin? Abi seni ünlü yapacak biri benim. Bravo, çok sağ ol Ayberk kardeşim ve işte. Videoyu bitiriyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.